Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte devam eden hasar tespit çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Şanlıurfa'da çok sayıda bina yıkıldı, binlerce bina hasar gördü. Yıkmekteyiz. Tabii çok boyutlu bir çalışma gerektiriyor. Bina stoğumuzun kontrollerini yap. Binalarda oluşan hasarlarla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışma başlattı. Vatandaşımızın güvenli bir şekilde sorun olmayan evlere dönüşlerinin sağlanması konusunda çalışmalarımız. Ve şu ana kadar da yaklaşık 82 bin bağımsız bölümün çalışmalarla ilgili Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, hasar tespit çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da 82 bin binaya bakıldığını, hasar tespit incelemelerinin devam ettiğini söyledi. Ise evine dönmesinde bir beis olmadığında buradan söyleyebiliriz. 137 ekiple arkadaşlarımız mesai mevhum gözetmeksizin özverili bir şekilde çalışmaktadırlar. Tespit edilemeyen evler var. Vatandaşımızın başında olmadığından dolayı evine girilemediği için bazı tespitler yapılamıyor. Şimdi vatandaşlarımıza buradan sesleniyoruz. Binasının orada başına beklerse ikinci bir iş olmamış olur. En fazla karşılaştığımız kirlilik, dezenformasyon ve yapılan bu bilimsel çalışmalara güveni sarsacak davranışların olması. Bu çok çok tehlikeli. Binanın tespiti yapılmış, gerekli olan bilgi verilmiş. Ancak resmi çekip sosyal medyada paylaşarak bu bina hasarsız olarak yazılmış veya da oturulabilir mi gibi yanıltıcı bilgiler verilerek yapılan çalışmaları sabote etmek, milletin içeri dışarıda daha fazla kalmasını sağlayarak güven ortamını zedelemek isteniyor. Resmi kurum sıfatı varmış gibi gidip vatandaşlarımızdan ücret alarak deprem tetkiki yapıldı veya bina ölçümü yapıldığına dair de duyumlar alıyoruz. Bu konularda vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, fırsat vermesinler. Bizim ekiplerimizin ölçüm şekli bellidir. Kimliklerini gösterebilirler sordukları zaman. Bu konuda kesinlikle herhangi bir ücret karşılığı yapılmamaktadır.